Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, son peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa'yadır. Sayın Valim, muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, kıymetli davetliler, değerli basın mensupları, ekranları başında bizlerle hemhal olan, bizleri takip eden, güvenle izleyin sloganına muhatap Diyanet TV izleyicileri, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar ve salonumuzu teşrif eden siz çok kıymetli davetlilerimiz. Tarım, ticaret, kültür şehri Adana'mızdan gerçekleştirdiğimiz 2023 yılı yaz Kur'an kursu açılış programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Merasime başlanması lazım gelen yerden, dinlenmesi gereken sesten, anlaşılması lazım gelen manadan, yaşanması gereken hakikatten Bismillah demek için İsra suresinden 78 ila 84. ayetleri, Seyhan Tepebağ Kur'an kursundan Yunus Emre Temel tilavet edecek. Mealleri yine Seyhan Tepebağ Kur'an kursundan Burak Kağan Kılıç'tan dinleyeceğiz. Ve işaret diliyle meali ise Çukurova Abdülbaki Fatma Siverekli Kur'an kursundan Elvin Bozkurt aktaracak. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وننزل من
وَإِذَا فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namazı kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. Ve şöyle niyaz et. Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Yunus Emre Temel, Burak Kağan Kılıç ve Elvin Bozkurt çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bir kez daha mı? Buyursunlar lütfen. İlkiyle başladık. Bu merasim onların övünç günü. Tabi tatil dediğimiz sadece yatmak, daha geç kalkmak değil malum. Yenilik, değişiklik ve tabi gelişim süreci. Bugün inşallah bu küçük büyük kardeşlerim birbirinden güzel gösteriler takdim edecekler sizlere. Uzun zamandır hazırlandılar, çokça çalıştılar, arka arkaya prova aldılar ama salon boştu o zaman. Şimdi salon dolduğu için heyecan artabilir. Yüz kasılabilir, dil sürçebilir ama siz kusur görmeye gelmediniz. Hayır dilemeye geldiniz, gurur duymaya geldiniz onlar için. Onların yarın hayatlarını şekillendirecek olan yolculuklarında yanlarında olmaya geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi geldiniz. Çocuklar koşun haydi, şimdi yaz Kur'an kursu vakti düsturuyla, şimdi de yaz Kur'an kursu tanıtım videosunu izliyoruz. Koş gel hadi aramıza, neşe katalım yazımıza. Koş gel hadi aramıza, neşe katalım yazımıza. Eğlenelim ve öğrenelim, yaz Kur'an kursuna gidelim. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Cüzlerimi
alalım, haydi camiye koşalım. Cüzlerimizi alalım, haydi camiye koşalım. Elif B T S C M ile Kur'an'a geçelim bu sene. Elif B T S C M ile Kur'an'a geçelim bu sene. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Kur'an okumak ne güzel, benim kitabım çok özel. Kur'an okumak ne güzel, benim kitabım çok özel. Uzaktan bakma öyle, haydi sen de koş camiye. Uzaktan bakma öyle, haydi sen de koş camiye. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Yaz tatili gelince yaz kursuma giderim. Siyer ahlak, ibadet, itikad dersi işlerim. Sadece dersi işlemem, hoplar zıplar oynarım. Eğlenirken öğreten etkinlikler yaparım. Yaz kursu benim kursum, vermem onu kimseye. Eğer çok istiyorsan hadi gel katıl bize. Gelirsen eğer sen de oynarız bak birlikte. Çeşit çeşit oyunlar, saklambaç ve körebe. Minber mihrap kürsü var, camiyi keşfederiz. Bak ne güzel davet var, cami bizim evimiz. Şenlendi bak camiler, çocuklarla dolunca. Yaza bir heyecan geldi, yaz Kur'an kursu başlayınca. Önce Elif sonra B, Kur'an'a geçtim işte. Annem babam çok sevindi, dedem aferin dedi. Ben mutlu, onlar mutlu, yaşasın Kur'an kursu, yaşasın Kur'an kursu. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Bak geldi yaz tatili, öğrenmenin tam vakti. Bak geldi yaz tatili, şimdi yaz kursu vakti. Öyle bir yer olsun ki aile evladını merak etmez. Öyle bir yer olsun ki görmesin ama kaygılanmasın. Mümkün değil, değil mi? Ve hiçbir anne baba yoktur ki evladını gönderdiği yerde ne haldedir diye endişe etmesin. Hiçbir baba yoktur ki eve geldiğinde evladını evde bulmak istemesin. Belki saatler değişti, dönem değişti, devir değişti. Akşam ezanı evde olma vakti biraz farklı bir saate taşındı ama yine anneler akşama geç kalma ya da akşama evde ol deyince akşam namaz saatini esas alırlar. Arz etmeye çalıştığım gibi ailelerin çocuklarını merak etmedikleri, hatta orada olmalarından huzur buldukları yerin adıdır cami. O yerin adıdır Kur'an kursu. Tüm Türkiye için bir heyecan zamanı şimdi. Ve Adana'dan ses veriyoruz gençlerimize. Haydi diyoruz çocuklarımıza. Tabii benimkisi bir girizgah, selamlama konuşmasını Müftü Bey yapacaklar. Sahneye davet ediyorum. Adana İl Müftümüz Sayın Mehmet Taşçı. Arz ederim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve salatu ve selamu ala ibadihillezine istafa. Sayın Valim, muhterem Diyanet İşleri Başkanım, Şehri Adana'mızın Çukurova Belediye Başkanımız, Şehri Adana'mızın kurumlarının değerli yöneticileri, basınımızın güzide mensupları ve Şehri Adana'mızın manevi dini hayatının mimarları, çok kıymetli din gönüllü ve görevlisi kardeşlerim. Yaz kurslarımızın açılış programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz, iyi ki varsınız. Selamlama konuşmama girerken, başlarken bir hususu arz etmek isterim.
Bugün burada bu programımızda muhterem Diyanet İşleri Başkanımız da aramızda olacaklar idi. Ve kendileri hac vazifesi için Mekke'de olmalarına rağmen bizim bu programımıza katılabilmek için biraz da erken dönmüşler idi. Dün itibariyle programımıza iştirak etmek için dönmüşler idi. Ancak kader bu gece muhterem Diyanet İşleri Başkanımızın amcaları vefat etti. İrtihalı dar-ı beka eyledi. Böyle olunca da muhterem başkanımız şu anda orduda amcasının cenazesine katılmak zorunda kaldı. Bundan dolayı bugün programımıza iştirak edemediler. Bir saat önce görüştük. Özellikle ve hususi selamlarını sizlere iletmemi bizlere tebliğ ettiler. Ben de muhterem başkanımızın selamlarını sizlere bildirmiş olayım. Cenab-ı Allah başkanımızın amcasına rahmetiyle, merhametiyle, şefkat ve şefaatıyla muamele eylesin. Mekanını cennet eylesin, derecesini âli eylesin. Geride kalan sevenlerine de sabrı cemiller ihsan eylesin. Sayın Valim, muhterem başkanım, Allah nasip eylerse bu yıl 2023 yılı yaz kurslarımızda 1488 camimizde, 518 Kur'an kursumuzda, 1300 İmam Hatibimiz, 222 müezzin kayyımımız, geçici görevlendirmelerle beraber 800 Kur'an kursu öğreticimizle beraber toplam 2322 görevlimizle Adana'mızın ve bizlerin istikbal ve istiklalimizin teminatı olan yavrularımızı Rableriyle, yaratanlarıyla, kitaplarıyla, kerim olan Kur'an-ı Kerim ile ve şaşmaz, ebedi ve ezeli önderleri ve rehberleri Hazreti Muhammeden el Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle ve onun hayatı ve ahlakıyla buluşturma mücadelesi vereceğiz Cenab-ı Allah nasip eylerse. Bizim yaz kurslarımız gerçekten bu şehirlerin ve bu ülkenin dini ve manevi hayatının imarının yapıldığı dönemlerdir. Biz bu kurslarımızda hasbi olarak yakan, yıkan, yok eden değil, yapan, eden, tahrip eden değil, tamir eden, imha eden değil, ihya eden, kindar değil, sonuna kadar dindar olan, istikbal ve istiklalimizin teminatı yavrularımızı bu yolda yetiştirme, inşa ve ihya etme mücadelesi veriyoruz. Biz bu kurslarımızda gerçekten de şöyle dini ve diyaneti için, vatanı ve milleti için, vatanının bölünmez bütünlüğü için, milletinin sıhhat ve selameti için, efendim Allah'ın rızasını kazanmak için, peygamberin yolunda olmak için, Allah rızası için bir hizmet için kim var denildiği zaman, üstadın dediği gibi sağına ve soluna bakmadan ben varım diyen bir neslin ihya ve inşa mücadelesidir bizim yaz kurslarımız. Bu manada Cenab-ı Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün burada teşrifleriyle bizi onura eden Sayın Valimize, başta Diyanet İşleri Başkan Yardımcımıza, belediye başkanlarımıza, kurumlarımızın idarecilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bir teşekkürü de bugün 2023 yılı açılış programının yapılması için Adana'yı tercihlerinden dolayı Sayın Başkanımıza ve onun şahsında başkanlığımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun, sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Müftü Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Mekanlar insanlarla yaşar, insanlarla nefes alırlar. İnsanlardan kimlik kazandığı gibi insana da kimlik kazandırırlar. Hatta bu mekanlar insana bir duruş, bir biçim, bir bakış, bir temsil katar. Bu şehir ki 3000 yıllık geçmişiyle nice medeniyetlerin ev sahibi olmuş. Engin ovalarında ve coşkun sularında insanları doyurmuş. Bugün de bir başka güzelliğe ev sahipliği yapmakta. Şimdi bu nazarla bu anlamlı günün açılış konuşmalarını yapmak üzere Vali Bey'i davet etmek istiyorum. Adana Valimiz Doktor Sayın Süleyman Elvan, arz ederim. Çok kıymetli Diyanet İşleri Başkan Yardımcım, Çukurova Belediye Başkanım, kıymetli Müftü Hocam, kıymetli arkadaşlar, çok kıymetli Hazirun. Ben de sözlerime başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bu güzel programda bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Özellikle birçok ailemizde yavrularımızı Kur'an'la buluşturacak bilgi ya da imkan maalesef bulunmamakta. Dolayısıyla herkesin annesi, babası ya da büyüğü Kur'an-ı Kerim'i biliyor ya da yavrularına, torunlarına Kur'an-ı Kerim'i öğretecek kabiliyet ya da bilgiye sahip değiller. Onun için de bu kurslar insanımız için, yavrularımız için çok önemli bir fırsattır. Ve muhtemelen bu çatı altında bulunan birçok kişi de ilkokula başlamadan ya da ilkokula yeni başladığı dönemde Kur'an'la, ayetlerle, dualarla, Allah sevgisiyle, peygamber sevgisiyle bu kurslar vesilesiyle tanışmıştır diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla da okulların açık olduğu dönemde yavrularımızda bizim beklentilerimiz müfredatta tanımlanan eğitime devam etmeleri, onu sürdürmeleri ve orada belli bir başarı elde etmeleri bütün velilerin beklentisi oluyor. Ancak yaz dönemi hakikaten yavrularımızın bu kurslara devam edip dinini, diyanetini, inancını çok sağlıklı bir şekilde öğrenmeleri, doğru bir şekilde öğrenmeleri açısından büyük bir fırsat. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımız, müftülüklerimiz, Kur'an kurslarımız, camilerimiz tek amaçlar var, Allah rızası. Tek amaçlar var, Allah'ı, onun yüce kitabını ve onun sevgilisini insanlarımıza hakkıyla öğretebilmek. Tek amaçları var, onları hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olabilecekleri doğru istikamete, doğru yola yönlendirmek. Dolayısıyla bu kurslarda yavrularımız da bu şekilde bir yön, bir istikamet almış olacaklar. Bu kurslara gelen yavrularımız sadece bu kurslarda Kur'an-ı Kerim'i ya da Arap alfabelerini öğrenip Kur'an okumayı, Kur'an'la ilgili Arapça yazmayı öğrenmiyorlar. Bu kurslar çocuklarımıza evet Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğretiyorlar ama her şeyden önce ahlakların en güzel olan Kur'an ve peygamber ahlakını öğretiyorlar. İyi insan olmayı öğretiyorlar. İyi Müslüman olmayı öğretiyorlar. İyi bir vatandaş, iyi bir evlat, iyi bir eş,
olmayı öğretiyorlar. İyi bir vatandaş olmayı öğretiyorlar. İnsanlarla doğru ilişki kurmayı, onlarla doğru düzlemde samimiyet kurmayı öğretiyorlar. Daha doğrusu doğru istikamette hayatın her türlü doğruluklarını öğretiyorlar. Üzerine de ahiretle ilgili doğru rotayı gösteriyorlar. Onun için bütün ailelerin arzusu iyi yetişmiş evlat değil midir? Yine bütün ailelerin arzusu kendileri bu dünyadan öbür dünyaya göçtüğünde arkalarında kendilerine dua uykuyacak ya da bir Fatiha, bir Yasin gönderecek evlat değil midir? Öyledir. O zaman bu kurslar hakikaten çok önemli fırsat. Hiç vakit geçirmeden bütün velilerimizin yaş grubuna da bakmadan, çünkü çocuklarımız her şeyi alabilecek kapasitede, bu kurslara süratle göndermesi çok önemlidir. Hem kendiler için, hem yavrular için, hem bu dünyalar için, hem ahiretler için, hem de ülkemiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere bu kursları düzenleyen, bu kursa emek sarf eden bütün arkadaşlarımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Allah onlardan razı olsun. Bu kurslara da yavrularını gönderen bütün velilerimizi de tebrik ediyorum. İnşallah arzu ettiklerinden daha fazla netice elde ederler. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Kur'an bilmek, idare bilmektir. Hitap etmeyi bilmektir, dinlemeyi öğrenmektir. Nasıl adım atmak lazım geliri anlamaktır. Haramı, helali fark etmektir. Bilince bildirmek demektir. Doğru anlamak ve algılamaktır. Akaid, siyer, ilmihal, tefsir dersleri de zihnine ilave edenler, edebilenler Kur'an ışığı ve Hazreti Peygamber rehberliğinde evden sokağa, mahalleden şehre, ilinden dünyaya açılır. Şiirden güfteye geçiş gibi dingin ve huzur içinde kemalat yolculuğu ilerleyenlerindir. Şimdi İbrahim Halilullah Kur'an kursundan Elif Eroğlu Allah Sevgisi isimli şiiri okumak üzere sahneye geliyor. Çıkarır sabahleyin erkenden dünyamıza ışık veren güneşi. Gece vakti denizlere serpilen ay doğuyor. Kim yapıyor bu işi? Kışın kuru sandığımız fidana baharda kim yeşillikler giydirir? Bülbül öter yuva yapmış ormana. Bu sedayı ona acep kim verir? Vatan, millet ne demektir bilmeden o sevgiyi kalbinize kim verdi? Babanızdan güzel bir şey isterken gönlünüze kim koyuyor ümidi? Akşamüstü karanlıklar içinden milyonlarca yıldızı kim parlatır? İşte bütün bu şeyleri düşünen, yapan, eden, yaratan hep Allah'tır. Hak sevgisi taşımalı vicdanlar, böylelikle mesud olur insanlar. Hak sevgisi taşımalı vicdanlar, böylelikle mesud olur insanlar.
Dün provada Elif ne kadar güzel okudun deyince gülmedi. Kız niye gülmüyorsun deyince yüzünde gülücük olduğunu görebildik. Şimdi sizleri görünce mutlu oldu. Ben onu mutlu edecek bir şey daha söyleyeyim Sayın Vali müsaadenizle. Ağız kapalı olarak sesi bu kadar dışarıya çıkarabilmek herkesin başardığı bir şey değil. Sesin çok güzel. Sesle biraz ilgilen bakalım. İleride seni radyoda mı dinleriz, televizyonda mı izleriz? Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Programın başında arz etmiştim ya, hani büyük küçük kardeşlerim çok çalıştı, provalar yaptı, hazırlandılar, yoruldular diye. Şimdi onlar geliyor. Yüreğir, PTT 4-6 yaş, PTT evleri 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri. Bir rond gösterileri var, sevgi şarkısı. Hemen arkamdan sahnede yerlerini alıyorlar. Ama yerlerini almaları alkışlarınızla imkan bulur. Yüreğir PTT evleri 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz sizlere hanımefendiler, beyefendiler. Alkışı sevdi, sahneden ayrılmak istemiyor. Bu tür gösterileri yıllar önce, belki de küçüklüğümde, çocukluğumda, anne babaların izlerkenki duygularını gördüğümde biraz garipserdim açıkçası. Herkes telefonla çekmeye çalışır, gözler buhulanır. Ya çocuk bir gösteride niye bu kadar tepki? Benim de kızım böyle bir gösteriye çıkınca ben de anladım. Çok farklı bir his olduğunu, izlerken çok acayip bir keyif olduğunu. Allah nice güzelliklerini göstersin. Hayırlı zamanlarını göstersin kardeşlerim. Ve şimdi sizleri
biraz daha duygulandıracak başka bir gösteriye geçiyoruz. Bir oratorio gösterisi Türkiye'm ismiyle ve özellikle sonunda ellerindeki pankartları, sözlerindeki, dillerindeki sözleri bizi duygu karmaşasında kesinlikle doruğa çıkaracak. Ben dün izlerken bunları hissettim. Her defasında biraz kopya veriyorum ama inşallah bu hazırlıkların öncesinden sizlere söylemekte fayda var. Kim gelecek derseniz, Seyhan Hacı Fatma Feride Hatun Kur'an kursu öğrencileri gelecek. Sahnemiz zannediyorum hazırlandı. Onlar da hazırlarsa alkışlarınız onlar için olsun. Fidan gibisin. Ben karnılarla yaylılarla
ve tozlu yollarına sevdim seni Türkiye. Türkiye'm, hasretim, kınalı Türk'üm. İç içe güzellik, uç uca kahır. Yüreğimi bin parçaya bölseler, her parçası yine seni çağrışır. Seksen bir il, ilmek ilmek yem. Toprağı bereketli, insanı mert Türkiye. Yazın, kışın, sonbaharın ve ilkbaharınla ayrı bir güzelsin sen. Her mevsiminde farklı bir güzellik, farklı bir armağanın var. Kışın yüce dağların var. Bir yanda Erciyes, bir yanda Palandöken. Yaz gelince Kapadokya ayrı güzel. Yedi göller ayrı güzel. Her bir köşem bambaşka cennet Türkiye'm. Ege'de Zeybek, Karadeniz'de horon var. Ah bir çalsa davullar. Her notada coşku var. Bursa'da İskender, Konya'da Etlik. Çorum'da leblebi, Amasya'da elma var. Hangi şehrine varsın? Bin bir bereketli sofra var. Sivas'ta Aşık Veysel, Kütahya'da Niyâ Çelebi, Ankara'da Hacı Bayram Veli var. İstanbul'da Peygamber dostu, evini Rasul Çak, Eyüp Sultan var. Bu topraklar mübarek topraklar. Her bir diyarda ayrı bir Allah dostu var. Hangi beldeye gitsen açılır tüm kapılar. Tanış olmaya gerek yok. Tanrı misafiri denilen kültürün var. 81 il, ilmek ilmek Türkiye. Medeniyetlerin beşiği Hatay'ın var. Peygamberler şehri, Şanlıurfa ne güzel diyar. Battal Gazi ile şanlı bayrağı açan Malatya'm var. Cebeli Bereket olarak bilinen Osmaniye ne bereketli diyar. Sahabeler şehridir Diyarbakır. Kahramanlığın şehri elbette Kahramanmaraş'tır. Tarihi sokaklar, kaleler ve camiler şehri Kilis'in var. Harput ve Palu Kalesi ile Elazığ tarihe ışık tutar. Bereketli toprakların sahibi zengin mutfağıyla Adana'n var. Hangi birine gitsen açılır tüm kapılar. Bizim insanımız gönlü yüce insandır. Darda bırakmaz. İki lokması olsa birini verir muhtaca. Tüm bu değerlerimizle hep birlikte Türkiye'yiz. Birlikte ağlar, birlikte güleriz. Birimiz düşsek, diğeri tutar elimizden. Yaralarımızı sarar, ayağa kalkarız yeniden. Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak. O mübarek bayrak, işte bu bayrak. Koca tepelerden İzmir'e.
Normalde bunu görmüşken ve burada programı sunarken benim video çekmemem lazım gelirdi ama ben de bu güzel anı paylaşmak istedim daha sonrasında. Onları yetiştirenlerden de Allah razı olsun. Anne babalarından, öğretmenlerinden. Seyhan, Hacı Fatma Feride Hatun Kur'an kursu öğrencileriydi. Ve bu vesileyle bu depremde kaybettiğimiz tüm canları Rabbim rahmet eylesin. Acılarımızı bir kez daha bize yeniletmesin inşallah diyelim. Efendim bir sorum var sizlere. 25-30 yaş üstü olanlara. İlkokul çağında Kur'an kursuna gidenler el kaldırabilir mi? Salonda oldukça yüksek bir sayı. Küçücük çocuklar camiyle tanıştıkları an, o anda aslında bilmeden hatıralarını kalemsiz ve kağıtsız yazmaya başlarlar. O günler unutulmaz. Yıllar geçer. Beyler askerlik anılarını unutabilir. Hanımefendiler genç kızlıklarını unutabilirler. Ya da gidilen tatiller unutulur, bayram tatilleri unutulur, ziyaretler, kamplar, sinema, tiyatro, okuduğumuz kitaplar, izlediğimiz diziler değil miyim? Diziler hatırlanmaması lazım, gelen diziler zaten günümüzde. Hepsi unutulur. Unutmak da bir nimettir ama unutulur. Hatta sınıf arkadaşlar unutulur. Ama Kur'an kursu günleri, o günlerimiz, haftalarımız unutulmaz. Peki neden? İfade ettiğim gibi Kur'an kursu kişiye bilmeden hatırat yazdırır. Güzel hatıralardır. Doğru zamanlardır. Bu güzel ve kıymetli zamanları hatıratına yazanlara ne mutlu. Ve elbette Kur'an kursları yeniden yazılacak hatıraları hatırlamak için hazırlar elhamdülillah. Ve şimdi de yaz Kur'an kursları için ne dediler, ne demişler? VTR'mizi izliyoruz. Yaz Kur'an kurslarına 2 sene gittim. Bu sene de gideceğim. Tüm arkadaşlarımı yaz Kur'an kurslarına davet ediyorum. Kur'an kurslarında hocalarımızın bize ikram ettiği limonatanın tadını hala bulamıyorum. Bu yıl ilk defa Kur'an kursuna gideceğim. Camiyi çok seviyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Geçen yıl öğrendiğim Kur'an-ı Kerim'i daha iyi okuyabilmek için bu sene de Kur'an kursuna gidiyorum. Okullar tatili oldu. Mahalledeki Kur'an kursunun açılacağını duydum. Kur'an öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Okulların tatil olmasıyla açılan Kur'an kurslarına çocuğumu güvenle camiye gönderiyorum. Çünkü öğrenirken çeşitli etkinlik ve oyunlarla eğlendikleri bir eğitim sistemi var. Geçen sene de gittiğim yaz Kur'an kursunda ders sonrası hocalarımızın dondurma, meyve suyu gibi sürprizlerini çok severdik. Hocalarıma teşekkür ederim. Geçen sene oğlumu yaz Kur'an kursuna gönderdik. Kur'an-ı Kerim'i öğrendi, duaları ezberledi. Allah hocalarımızdan razı olsun. Teşekkür ederiz. Biz de bu yıl Kur'an kursundayız. Musiki'ye alaka gösteren çoktur. Ama güzel sesler, güzellikler ifade ettiğinde ve güzel öğütler sergilediğinde, serdiğinde daha da güzel olur diyerek ilahi koromuzu sahneye alıyoruz. Yüreğir, alkışlarınızla lütfen. Yüreğir, Fethahmet Gülşen Cami İmam Hatibi Tarık Karadağ şefliğinde, yönetiminde. Enstrümanlar Ney Mehmet Ürün, Kanun Savaş Sim, klavyede Salih Bayhan, ritimde Musa Sülün ve Fatih Çağlar. Adana Müftülüğü Sazende ekibi eşliğinde, Adana Müftülüğü Çocuk Korosu, Mevlam Sana Ersem diye erler demine ve Allahu Allah ilahilerini seslendirecekler. Son bir alkışla buyursunlar. Thank you.
Allah Allah.
Çok teşekkür ediyoruz. Adana Müftülüğü Sazende ekibi ve Adana Müftülüğü Çocuk Korosu sağ olsunlar, var olsunlar, emeklerine sağlık. Programın artık sonuna yaklaştık ve şimdi bir mektup dinleyeceğiz. Bu bir yarışma ve yarışmanın derecelenmiş ikincisi sahneye gelecek. Amaçtan bahsedeyim, hani babaanne, anneanne, büyük anneler, büyük babalar, dedelerin torunlarına ahlakla ilgili duygu, düşünce ve bilgilerini aktarmalarını, bu sayede mektubu yazan büyüklerde ve mektubun yazıldığı yeni nesilde farkındalık oluşmasını sağlamak. Ve yarışmanın konusu da başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarında kaydı bulunan kursiyerlerimizin torunlarına iyi bir insan olma yolculuğunda emanet etmek istedikleri ahlak konulu nasihatler. Bu yarışmanın ikincisi Seher Küçük. Buyursunlar. Secdeleri yapıp sadakalar dağıttım. Evlat gözüne baktıkça Rabbimin en özel hediyesiydi. Ama torun büyüklerin söylediği gibi tadına doyum olmayan oğul balıymış. Nasıl olmasın ki? Dünyaya gelişinle başta anne baban olmak üzere eş dost bütün sülaleyi sevindirdin. Sevgili peygamberimi ümmetinin çokluğuyla bahtiyar ettin. Rabbim de seni iki cihanda aziz etsin, berhudar eylesin. Canımın canı evladım, tertemiz bir yürekle önemli bir yolculuğa başlıyorsun. Ben bu yolculuğun sonuna yaklaşırken anladım ki azığı baştan biriktirmek gerekirmiş. Nitekim alemlerin Rabbinin buyurduğu gibi bilenlerle bilmeyenler bir olmuyor. Ninen alaylı olarak çıkıp yolda okumaya başlayınca temel eksikleri hiç bitmedi. Sen en başta kelamı kadimi beynine, gönlüne yaz ki yol boyunca önünü aydınlatan fenerin olsun. Hayatın boyunca öğrenen, öğreten, okuyan, yazan ol. Durgun sular sırça kaplarda dahi olsa bozulur. Kalemi ve kalem sahiplerini sev. Birlikteliğini artır. Kalem sahibi olmak Mevla'nın özel ikramıdır, ayrıcalıktır. Göz bebeğim, iki cihan servetin. Dünya hayatı sandığımız kadar büyük değil. Şeyh Edebali'nin söylediği gibi bir garip han, bir hoyrat mekan. Bir yudum su, bir anlık rüya. Esas olan maksadın hasıl olması, hoş sada bırakılması. Gözünü, gönlünü ötelere dik. Ulvi düşün. Çevrendeki her şeyin cemal sahibi tarafından bir hikmetle yaratılmış olduğunu aklından çıkarma. Her birine özenle davran. Hukukunu gözet. Elinden gelen bütün iyilikleri
karşılık beklemeden yap. Dedim ya, ulvi düşün. Karşılığını küçük insanlardan değil, zenginler zengini sahibinden iste. 25 yıllık memleket hizmetim, 50 yıllık hayat tecrübemle anladım ki şu dünyada iyilik ve sevgi kadar değerli bir zenginlik yokmuş. Hiçbir servet, bir çift gözün verdiği mutluluğu, karşılıksız yapılan bir iyiliğin enerjisini vermiyormuş. Hiçbir servet, bir çift sevinen gözün verdiği mutluluğu, karşılıksız yapılan bir iyiliğin enerjisini vermiyor. Sana lütfedileni sen de paylaş. Hiç korkma tükenmesinden. Seni bir damla nutfeden büyütüp güzelleştiren Mevla, sen verdikçe çok daha fazlasını verecektir. Unutma, cömertler sevgililere yakın olur. Cömertlikte akarsu gibi olan Peygamber Efendimiz'i çok sev. Zaten onu çok sevdikçe iyilik, güzellik, hilm, vefa, sabır, erdem, tevazu, isar ahlakın olur da altın bileziği takınmış olursun. Bizim altınla inciyle işimiz olmaz ninem dersen, gönüller saltanatını kazanmış olursun. Ama unutma ki kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlıdır buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Senin vesilenle rızık kazanan, şifaya kavuşan, yuva edinen, tedrisat yapanlar olsun. Hazreti Ömer gibi kuzuların hakkını kurtlardan sor evladım. Kapısını çalmadığın, çatısını tamir etmediğin, odun kömürle ekmek ulaştırmadığın hane kalmasın. Elini tutmadığın, başını okşamadığın yetim bırakma memleketimde. Ama daim yüzün yerde, gönlün göklerde olsun. Süleyman peygamber gibi, haza min fazlı Rabbi, bu Rabbimin fazlındandır tesbihi, dilinden düşmesin. Zira her şey bir ol emri kadar süratlidir yavrum. Aman benliğin, enaniyetin yanına yaklaşma. Sözü az söyle, güzel söyle çocuğum. Hele büyüklerin, alimlerin yanında sükût ehli ol. Her bildiğini söylemeye çalışma. Söz hakkı verilirse yumuşak konuş, vakarla söyle. Güzel söz, dalları cennete uzanan bereketli ağaç gibidir. Ulaştığı bütün gönülleri yeşertir. Ama en etkilisi hal lisanıdır. Hele bir de edeple taçlanırsa daha güzel olur. Şair boşuna dememiş, edep bir tac imiş nuri hüdadan. Giy o tacı, emin ol her beladan. Ninem çok söylemişsin dersen, en son anne baba hakkı der, susarım. Nitekim anne duası, dünyada sırtını dayadığın dayanak, ahirette Rabbin rızasıdır. Baba duası ise peygamber duasına eşdeğerdir evladım.
sakın ihmal etmeyesin. Fi emanillah. Bu duygu yüklü, hatıra yüklü mektup için Seher Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve şimdi sözü sahibine arz etmenin vaktidir. Tamamlayıcı, kapsayıcı, himaye edici konuşmalar için muhterem Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız İbrahim Hilmi Karslı Hocamızın kürsüye teşrif buyurmalarını arz ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bizleri en güzel şekilde yaratan, bizlere göz aydınlığı çocuklar bahşeden, Kur'an-ı Kerim ile iyiliğin yollarını gösteren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığın ufkunu aydınlatan bütün peygamberlere, özellikle sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyuran Peygamberimiz Efendimiz'e sonsuz salatı ve selam olsun. Değerli valim, değerli il müftümüz, Çukurova Belediye Başkanımız, ilçe müftülerimiz, Adana ilimizin değerli yöneticileri, değerli anne babalar, Kur'an kursu hocalarım, İmam Hatip mesai arkadaşlarım, meslektaşlarım, sevgili çocuklar, bilhassa az önce ilahilerle gönlümüzü coşturan, bizi bambaşka bir zikir, tesbih atmosferine sürükleyen sevgili çocuklar, hepinize saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Sözlerime başlarken hepinizi Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ihsanı, ikramı sizlerin ve bizlerin üzerine olsun. Bu sene yaz Kur'an kursları açılış programını Adana'da gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu programlar, yaz Kur'an kursları Türkiye satında çocuklarımızın, evlatlarımızın gönüllerinde Kur'an neşesinin oluşmasına vesile olur. Değerli misafirler, Başkanlığımızın 1950'lerden beri en önemli faaliyet alanlarından biri yaz Kur'an kurslarıdır. Geçen sene yaz Kur'an kurslarımıza 2,5 milyon civarında öğrencimiz katılmıştır. Bu sene inşallah başkanlık olarak hedefimiz bunun 3,5 milyona ulaşmasıdır. Bütün hocalarımızın, ilçe müftülerimiz, il müftülerimiz, ekranları başında bizleri izleyen değerli kardeşlerim, bu noktada gayret etmemiz gerektiğini öncelikle sözlerimin başında ifade etmek istiyorum.
Bugün bu Kur'an kursları programının başlatılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Göz aydınlığımız olan çocuklarımızı huzur, rahmet ve bereket kaynağı olan camilerimizde buluşturmanın sevinci içindeyiz. İnşallah yaz Kur'an kursları vesilesiyle ülkemizin her köşesindeki camilerimiz her yıl olduğu gibi bu sene de çocuklarımızla şenlenecektir. Camilerimizin huzur veren kubbelerinde onların sesleri yankılanacak. Yavrularımız camilerimizde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile tanışacak. Zihinlerini ve kalplerini onun nuruyla aydınlatacaklardır. Bizler yaz Kur'an kurslarımız ile kendini ve Rabbini bilen, peygamberini tanıyan, kendisiyle barışık, iyiliğin peşinde koşan insanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın erdemli bir birey ve salih amel şuuruna sahip birer insan olmalarını hedefliyoruz. Hayat yolculuklarında onlara en güzel şekilde rehberlik etmek istiyoruz. Bu uğurda gerek mekan, gerekse materyal olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık. Ve heyecanla yavrularımızın camilerimize gelmelerini bekliyoruz. Kıymetli misafirler, bugün Kur'an ve din eğitimi noktasında hamdolsun çok geniş imkanlara, sayısız nimetlere sahibiz. Binlerce camimiz ve görevlimizde, Kur'an kurslarımız ve öğreticilerimizde milletimizin hizmetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaz Kur'an kurslarımızda kullanılacak ders materyalleri konusunda teknolojik imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye çalışıyoruz. Kurslarımızın eğitim programını, kitaplarını ve materyallerini çocuklarımızın seviyesini, ilgisini ve yaşını dikkate alarak hazırladık. İnşallah çocuklarımız Kur'an kurslarımızla hem öğrenecek, hem eğlenecek, hem de sosyal becerilerini geliştireceklerdir. Camilerimizde Kur'an-ı Kerim'i ve ibadet etmeyi öğreneceklerdir. Ama aynı zamanda cami bahçelerinde dostluğun, arkadaşlığın, yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşayacaklardır. Bu açıdan yaz Kur'an kurslarımızı evlat etmenizi, her gün onları güler yüzle ve sevgiyle kursa hazırlamanızı istirham ediyorum. Yaz Kur'an kurslarını çocuklarımızdan önce anne ve babalar olarak bizler sahiplenmeliyiz. Bu kursların önemini ve kendileri için ne anlam ifade ettiğini onlara hissettirelim. Eğitimde istediğimiz neticeyi elde etmenin yolu, onu sahiplenmekten, benimsemekten ve eğitim sürecinin içinde yer almaktan geçmektedir. Dolayısıyla anne babalar olarak bizler, çocuklarımızın iyiliğini sadece istemekle yetinmemeliyiz. Aynı zamanda onların iyiliği için emek ve çaba sarf etmeliyiz. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Anne babalar olarak bizim camilerimizde olan bağımız, İslami yaşama konusundaki gayretimiz, çocuklarımızın dini gelişimleri açısından
son derece önemlidir. İletişim ve etkileşim imkanlarının çeşitlendiği bir çağda çocuklarımızı çağın tehlikelerine karşı korumak biz ebeveynlerin en temel sorumluluğudur. Onları korumak ve güvenli geleceğe hazırlamak zorundayız. Bu bir tercih değil. Bu bir görev ve zorunluluktur. Bu meyanda her anne babanın çocuklarını güzel ahlakla donatmak gibi yüce bir görevi vardır. Bu aynı zamanda anne babaların çocuklarına bırakabilecekleri en büyük mirastır. Nitekim sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir anne baba çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır buyurmaktadırlar. Değerli misafirler, bilinmelidir ki din, ahlak ve irfan eğitiminden uzak nesiller tarihine, kültürüne ve değerlerine de uzak kalacaklardır. Değerlerinden kopuk bir neslin hayata dair sağlam bir duruşa ve aydınlık bir ufka sahip olması da son derece zordur. Bu noktada bizler kurslarımızda sadece Kur'an okumayı öğretmiyoruz. Çocuklarımıza Kur'an'ın hayat veren ilkeleri ve dinimizin evrensel değerlerini de veriyoruz. Bu vesileyle sevgili yavrularımıza da seslenmek istiyorum. Sevgili çocuklar, kıymetli öğrenciler, sizler anne ve babalarınızın en değerli varlığı, milletimizin yarınlara dair ümidisiniz. Tatil döneminizi verimli ve bereketli bir şekilde değerlendirmek adına Kur'an kurslarımızı tercih ettiniz. Sizleri bu güzel kararınızdan dolayı tebrik ediyorum. Sizlerle Kur'an kurslarımızın ve camilerimizin manevi atmosferinde buluşmak bizim en büyük bahtiyarlığımızdır. Bu buluşmamız aynı zamanda sizler için yeni fırsatlar ve güzellikler barındırmaktadır. İnşallah kurslarımızda faydalı, güzel ve değerli şeyler öğreneceksiniz. Neşeli bir ortamınız olacak. Camilerimizde hocalarınızla tanışacak, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Ömrünüz boyunca unutamayacağınız güzel hatıralar biriktireceksiniz. Zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişiminize büyük katkı sunacak bu kutlu yolda sizlere başarılar diliyorum. Sizi bu kararınızda destekleyen ve teşvik eden anne babalarınızı da tebrik ediyorum. Her birine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum ki anne babalarınızın en büyük mutluluğu sizin Kur'an okumanız, Peygamberimizi tanımanız, ibadetleri öğrenmeniz ve güzel ahlak sahibi olmanızdır. Değerli hocalarım, yaz Kur'an kurslarında görev yapacak mesai arkadaşlarım, bizler müjdeleyin, nefret ettirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın ilkesini getiren bir peygamberin ümmetiyiz. Muhatap kitlemiz, yani çocuklar, yeryüzünün en hassas ve nadide varlıklarıdır. Bu sebeple onlarla iletişiminizde şefkatli olmanızı, eğitim sürecinde doğru bir dil ve üslup kullanmanızı sizden istiyorum. Yine onları yüce dinimiz İslam'ın güzellikleriyle müjdelemenizi, İslam kendisini müjde olarak tanımlıyor. Bu gerçeği eğitim faaliyetlerimize
yaygınlaştırmamız gerektiğini, bu güzellikleri, dini mübini İslam'ın güzelliklerini öğrenmelerini kolaylaştırma noktasında çaba sarf etmemiz gerekiyor. Bunu özellikle sizlerden istiyorum, istirham ediyorum. Muhataplarınızın birer çocuk olduğunu, sevginize, ilginize muhtaç olduğunu asla unutmayınız. Öğrencilerinize karşı daima mütebessim olunuz. Sizlerin çocuklara samimi yaklaşımınız hem onların size olan saygılarını hem de öğrenmeye dair isteklerini artıracaktır. Kıymetli hocalarım, her çocuk okunması gereken bir kainattır. Bunun için öncelikle öğrencilerimizin duygu, düşünce ve davranış dünyalarını keşfetmeye çalışalım. Onların ilgi ve beklentilerini tespit edelim. Çevresiyle ve arkadaşlarıyla ilişkilerini dikkatle takip edelim. Onları tanıyarak işe başlamak bizim yükümüzü hafifletecektir. Yine bu durum eğitimdeki verimliliğimizi daha iyi bir seviyeye yükseltecektir. Yaz Kur'an kursu süresince öncelikle hedefimiz her şeyi öğretmek değil, çocukların kalplerini fethetmek, gönüllerine dokunmak olmalıdır. Bu bağlamda bilginin yanında ilgi de çok önemlidir. Çünkü sevildiğini ve değer verildiğini hisseden bir çocuk zaten başarı için elinden gelen gayreti gösterecek ve gerekenleri kendi iradesiyle yapacaktır. Kısacası, önce çocukların kalplerini kazanmaya çalışalım. İşte o zaman onların dünyasında sözümüzün bir anlamı ve kalıcı bir etkisi olacaktır. Sözümüz, tutum ve davranışlarımız onların zihin ve gönül dünyalarında silinmez izler bırakacaktır. Sizinle tanışan her çocuk sizi daima samimiyetiniz, sevginiz, ilginiz ve güler yüzünüzle hatırlayacaktır. Bu noktada büyük bir özveriyle ve gayretle çalışan her bir hocamıza, Kur'an kursu öğreticimize en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. Bu bağlamda cami cemaatimize de önemli sorumluluklar düşmektedir. Onlardan çocuklarımıza karşı anlayış ve müsamaha bekliyoruz. İfade etmek isterim ki oyun çocuğun en doğal hakkıdır. Çocuklar oyun ve eğlence ile büyür. Dolayısıyla camide koşup oynayacak, belki biraz gürültü edeceklerdir. Onlardan bir yetişkin tavrı beklememiz makul değildir. Bize düşen hayatı daha yeni yeni öğrenen çocuklarımıza nezaket göstermek, biraz zaman tanımaktır. Bu hususta azami derecede hassasiyet göstermenizi istiyorum. Unutmayalım ki her alanda olduğu gibi eğitim, öğretim alanında da bizim rehberimiz Peygamber Efendimiz'dir. Onun çocuklara karşı tutumuna baktığımızda alabildiğine nazik, samimi ve anlayışlı olduğunu görüyoruz. Elbette bizler çocukların cami ve ibadet adabını öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Zaten çocuklarımız bu hususta onlara hocalarımız tarafından gerekli bilgiler verilecektir. Değerli misafirler, geliniz hep beraber, bizleri ekranları başında izleyen kardeşlerim, Kur'an kursu süresince ebeveynler, hocalar ve cemaat olarak el ele verelim. Hep birlikte çocuklarımızın
kalplerini kazanmanın, gönüllerine girmenin gayreti içinde olalım. Onları hayata ve geleceğe hazırlama hususunda daha hassas, daha nazik ve daha duyarlı olalım. Bu duygu ve düşüncelerle yaz Kur'an kurslarımıza katılan çocuklarımızı ve onları teşvik eden aileleri tebrik ediyor. Eğitim sürecinin faydalı ve bereketli geçmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Muhterem hocam, sizi sahnede biraz daha kalmak için istirham edeceğim. Küçük kardeşlerim var. Tüm öğrenci arkadaşlarımız adına Elif ve Burak Kağan, Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız.